Mahmut Hıslı köylü galiba. İlçesini tam hatırlayamadığım için söyleyemeyeceğim. Köyüne bir kitap kampanyası yaptı. Çok fazla kitap geldi. O zamanlarda insanlar çok fazla kitap gönderiyordu. Şu anda mesela azaldı. Kitapları gönderdiler. Biz bu kitapları ilkokul olduğu için ayırdık. Bayağı bir ilimizde kitaplardan kaldı. 2012 yılının Eylül ayının 9'unda arkadaşımızı şehit verdik. 10 arkadaşıyla beraber Beytüşşebat'ta pusuda bir pusuya kurban gitti. İlk şehit olan kişi de kendisidir. Süleyman Güneş. Genç yaşta şey olunca biz buraya zaten bir kütüphane kurma niyetimiz vardı. Kütüphaneyi onun adına açtık. Üçköy Köyü Süleyman Güneş Kütüphanesi oldu. 2015 yılında da dernekleştik. Büyüdük. Çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Yani bu benim yaptığım organizasyonlardan farklı olarak Türkiye'nin en büyük maratonuna 8 yıldır İznik Ultra Maraton 160 kilometredir. Orada 130'du o zamanlar başladığı vakit. Onda hakemlik yapıyorum. 7 yıl veya 8 yıl oldu. Bütün kadroyu biliyorum. Bu yıldan itibaren Haziran ayının 11'inde Nazım Hikmet Ran Müşküre Koşusu yapılacak. Türkiye'de ilk defa Atatürk'ten sonra bir isim olarak yapılacak yegane koşu. 25 kilometre olacak. Köy etrafında dönüp koşulacak. Ayrıca pandemiden önce burada büyük bir şenlik yapıyorduk. Yaklaşık 2000-2500 diş. Bizim nüfusumuz normal şartlarda 2000-3000'lere ulaşmıştı. Fakat tarımsal kalkınma insanları artık doyurmuyor. Yani ben tek çocuk olduğum için buradayım. Çünkü ailem bölüşmediği için rahatlıkla benim babamın arazileri bana yatıyor. Ama bölüne bir sürü kişinin arazisi yetmemeye başladı. Bunlar da bizim nüfusumuz 800'lere. Biz belde olacakken beldelik durumu kalktı. Sonra bizi mahalle yaptılar. Biz dağıldık. Biz de dışarıdaki insanlarımızla yeniden kavuşmak, yeniden bir araya gelmek için her yıl bizim yukarıda bir tane ovamız var. Orada geleneksel yemeklerimizi, geleneksel şeylerimizi vesairelerimizi, her şeyimizi yapıp orada büyük bir şenlik yapıyoruz. Ki pandemiye kadar. Pandemiden sonra maalesef 5. yılda bırakmak zorunda kaldık. Daha devam ediyoruz. Burada çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Daha önce maalesef okulumuz kapandı ama öğrenci aldığında. Daha önce Çekmece'de Bursa'da Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile bir entegre bir proje yaptık. Hala onlar devam ediyorlar başka okullara. İstanbul'da 2018 yılında İstanbul Kütüphaneciler Derneği bize özel ödül verdi. Şu anda Türkiye'de kurulan ilk köy kütüphanelerinden biriyiz. Ama bu kadar büyüğü bir biz varız, bir de bizden sonra kuruldu. Belki şeyler haberlerde falan görmüşsünüzdür. Tokat'ın Zira ilçesinin Karacaören köyünde bir Metin Bey, ben de yakinen tanırım. Metin Bey bir kütüphane kurdu. Yine bu büyüklükte ama bizim sayımıza yaklaşamadı. O işi daha da büyüttü. Şu anda başka köylere kütüphane yapıyor. Her köye kütüphane dernek kurdu. İstanbul'da, yarı İstanbul'da olduğu için daha avantajlı. Soyadı nedir Metin Bey? Metin Uğur. Yapıyor. Yani bu şekilde. İzmir'in Urla Bademler Köyü'nde de aynı böyle bir organizasyon var. Sizinden eski mi yeni bilemem. Güzel, orada güzel. Şöyle söyleyeyim, biz sosyal medyada aktif olduğumuz için bizim ancak sosyal medyada aktif köylerin kütüphanelerini görebiliyoruz. Yani bizim görebileceğimiz orası var, birkaç tane daha var. Bizden şu bazıları hiç sonradan kuruldu. Müşküle Köyü kütüphanesi diye mi geçiyor? Müşküle Halk Kütüphanesi. Her yerde aratırsanız Müşküre Halk Kütüphanesi de yazabilirsiniz. Müşküre Köyü Şehit Süleyman Güleç Halk Kütüphanesi de yazabilirsiniz. Her türlü Instagram ve sosyal medya şeylerimiz vardır. Takip edeceğiz şimdiden sonra. Kitap gönderme şansımız var mı?